Selam, ben Adal ve bugün Skyblock'ta 5. altıncı bölüme geçtik biz. Oha! Bugün hem Melih'i yaptık, hem şeytanı yaptık, hem normal bir köylüyü yaptık ama onların koruyucusunu yapmadık. Kocaman bir golem heykeli yapacağız ama ilk önce uyumamız lazım. Şimdi nasıl başlayacağım hakkında hiçbir fikrim yok ama 13 genişliğinde yaptım. Şuraları 2 kat yapacağım. Arada ufak açıklıklar olacak. Bunlar sol ve sağ kolları olacak. Bu da gövdesi olacak. Ama golem bu figürlerden hepsinden çok daha zor. Onun için sanırım odaklanmam lazım. Evet. Iron Golem. İnanın inanmayın. Vallahi Iron Golem. Yani neyini eksik ettim, sütünü mü vermedim, ne yaptım bilmiyorum ama baya kötü durdu. Kolları birazcık daha üstte olabilir ki aynen kolları şu seviyeye kadar olabilir. Yani şimdi bakacak olursak birazcık da Iron Golem'e benzedi. Sanırım aynı şekilde onun da kafasının yanlarına taç yapabilirim ve böylelikle daha güzel durabilir. En azından Iron Golem'i andırıyor ama bu bir Laz Iron Golem. Şöyle bakacağız. Nasıl bakacağız? Çok taraklı bir burnu var. Şu buruna bakın. Çok çirkin duruyor yani. Düz bakacağımız için hiç buraya çıkıp da böyle yandan bakmayacağımız için hiçbir sıkıntısının olduğunu düşünmüyorum. Iron Golem'i üzmeyin. Aklıma gelen şeylerden biri koyunlarımızı birazcık böyle budayalım. Ondan budamak mı? Ve şu tarafa doğru gidelim. Ekinlerimiz kargalardan dolayı yine bilir ya, karga ne arayacak burada? Evet. Bir çit koyuyorum. Ardından bir saman balyasını alıp üstüne koyuyorum. İki tane kol ekliyorum. Sonra şuraya bir tane bal kabağı koyalım ve onu da bu şekilde oyalım. Hop! Bu da kafası oluyor. İpleri şu şekilde yerleştirdiğimizde gözükmeyen bir blok olacaklar. Ben de böylelikle halıları artık gayet korkunç, ürkütücü bir tane korkuluğumuz var. Orada dursun ve ekinlerimiz yenmesin. Tabii bu arada arım balım petiğimizi de unutmayalım. Kendisi yalnız takılıyor, öbür arılar etrafta uçuşuyor ama onun da bir mekana ihtiyacı var. O yüzden şöyle bir yer yapmaya başladım. Fakat sonra dedim ki neden Japon kültürünün içerisinde direkt tarlanın ortasına atılmıyoruz ki? Aynen abi, hemen kaç oraya zaten. Ama mis gibi. Ama sıkıştın. Burası arıların olduğu yer olacak. Sonuçta 33 tane arı yuvası çıktı. Az önceden beri. İpeksi dokunuşta falan bunları alıyorum. Hiçbir şekilde kırmadım ve biz neden arı yuvalarından daha büyük bir arı yuvası yapmayalım? Bütün arıların ana kaynağı olan bir yer yapmayalım. Hatta bunu bir ağaçtan sarkıtacağım. Biliyorsun ki kütükleri alıyorsunuz, 4 tanesini birbirleriyle harman ediyorsunuz ki böyle denmiyor büyük ihtimal. Aynı şu şekilde 4 tanesini koyuyorum ve meşe odunu elde ediyorum. Etrafı sarılı. Böylelikle de önceden stokladığımız tüm meşe odunları yine beraber, meşe kütükleriyle beraber buraya koskocaman bir ağaç yapacağız ve o ağaçtan da koskocaman bir tane arı yuvası sarkılacak. Ama tam olarak nereden sarksın, ne yapalım bilmiyorum ama şöyle yapabiliriz. Şu köşeden gelir. Sanki bu aralar kırılmış gibi. Üstünden atlar. Ya da daha farklı, buradan da gelebilir. Şöyle yapmak istiyorum. Şuradan ağaç sanki burayı sarmalamış gibi, burası eski bir Tory Gate'miş gibi buradan çıkarır, buradan da buraya sarkıtırız. O zaman hadi bakalım başlayalım. Tamamdır. Ağaç şu an böyle duruyor. Çok da hoşuma giden bir yapısı yok belki ama yani olacak. Köklerini birazcık daha salmış olmasını isterdim buraya. Yani birazcık daha şöyle yaydıracağım. Kökler buradan gelmiş gibi olacak hatta. Şunları kıralım. Hatta bazı kökler buraya kadar gelmiş olsun. Bir tık şurayı birazcık daha inceltebilirim. Çünkü çok çok kalın duruyor. Şöyle bir inceltme, şöyle bir inceltme. Bizim işimize çitler de yarayacak. Onun için birazcık çit yaptıktan sonra buradan onu sarkıtmamız lazım. Ve şu iskeleler, bir yapı yapma falan çok güzel duruyor aslında. Hani böyle bile kalabilir bazı yapılar. Cidden iskeleyi koyun, her zaman orada yapım aşamasında kalsın, apayrı bir havası oluyor. Ama biz öyle yapmayacağız. Tamamdır. Aynen böyle koskocaman bir arı kovanı ve sanırım biraz yanlış yapmışım. Çünkü birazcık da arı yüzleri belli olması lazım. Şöyle yüzeyleri aynen dışa dönük. Tamamdır. Birazcık daha uğraştım ama bir tık daha bozmuşum gibi hissediyorum. Çünkü içine birazcık daha bal akıtmak istiyorum. Yani koskocaman arı kovanın içerisinde ballar olmayacak mı? Ama işte balları nereye koyduğumla alakalı bir sıkıntım var. Bal peteği blokları. 21 tane de bunlardan gelmiş. Bunları alacağım. İçine biraz
birazcık koyacağım. Sanki gerçekten arılar buraya gelmiş ve ballarını buraya bırakmış. Şimdiki hali böyle. Birazcık değil. Bayağı bozdum sanırım. Neyse. Bunu sonradan hallederiz. Arı kovanımızda koskocaman bir ağaçtan sarkıyor böylelikle. Şimdi bütün arıları buraya getireceğim ki burada zaten arılar da var. Mevcut arılar da var buranın içerisinde. Hatta hiç öyle bir şey yapmamıza da gerek yok. Arımız, balımız, peteğimiz hemen bunun içerisinde olacak. İpeksi dokunuşlu aldığımda biliyorsunuz içerisinde kaç tane arı varsa, isimleri neyse hepsi aynı kalıyor ve ben bunu taşıyabiliyorum. Ve bam! Artık arımız, balığımız, peteğimiz aynen burada. Hatta teyit edebilmek için şöyle keselim, bize sinirlendi ama ölmesini istemediğimiz için ondan kaçacağız. Tabi bu bizi nereye kadar kovalayacak onu bilmiyorum. Bu kadar sinirli olmana gerek yok be petek. Biz madem böyle bir şey geliştik, bir sürü dekor yapıyoruz. Terakotaları da aynı şekilde yapacağım. Biliyorsunuz mu bilmiyorum ama az. Tamam, pardon. Aa, bunların olması lazım. Bu ne de? Aa, normal terakoda bu. Renkli terakodaları bir şekilde böyle ısıtmaya başladığınızda fırında farklı şeylere dönüşüyorlar, farklı desenlere dönüşüyorlar ve ben de bu desenlerle beraber kendime bambaşka bir yer yapacağım. Hatta koyu grileri kullandığımda çok daha iyi desenler elde ettiğimi öğrendim geçen seferde. Desenleri pek nasıl uğraşacağımı bilmiyorum ama ahan da burada. Turuncu sırlı terakoda. Bir tanesini pişiriyoruz ve şöyle. Oh, misler gibi terakodalarımız oluyor. Mesela griler. Bir de aynı anda portalın burada acayip ses çıkardığını siz de fark etmişsinizdir. Bunu şöyle yapacağız. Bir tane sistem kuracağım. Sistemin tam olarak nasıl kurulduğunu bilmiyorum ama bunun için redstone sistemi lazım bize. Mesela kızıl taşlarımız burada. İpeksi dokunuştan dolayı bir bütün olarak aldım. Oh! Pişmiş mornalarımız da var. Bunları burada bir hemen pişirelim. Ya aslında tam olarak ne yapacağımı bilmiyorum. Fırlatıcı da yapmam lazım. Kuarsa da ihtiyacım var değil mi fırlatıcı yapmak için? Fırlatıcı. Tamam, 2 adet fırlatıcımız var. Bunları nasıl kullanacağız? Niçin kullanacağız? Bir tane de bir kova suya ihtiyacımız var. Bir de son kömürümüzle beraber de umarım 2 tane taş yapabiliriz. Taş eritebiliriz. Bu taşlar bizim düğmelerimiz olacak ve portalı bu şekilde hem suyla bozup hem de aynı şekilde bam diye yakabileceğiz. Şöyle yapmam lazım. Şuraları kırıyorum. Evet, ses çok fazla biliyorum. Şöyle iki şekilde koyduk. Mesela içine birini suyu koydum. Birinin içine de çakmayı koydum. Butonlarımızı koyuyorum. Aa, evet, böyle koyulmuyor. Neyse, böyle koydum. Nasıl? Aa, ben bunu yanlış koymuşum. Aynen, çok güzel. Tamam, burada çakmağımız var. Buraya basıyorum, hemen kuruyorum. Buraya basıp hop suyu alıyorum ama evet, suyu da bir şekilde alabiliyorum tekrardan. Bu güzel bir şey. Tabii bunu böyle bir sistem yapıyorlar. Bir butona basıyorsun, bir buradan çıkıyor, suyu kırıyor portalı, bir buradan geliyor falan. Bu basit, hiç uğraşamayacağım. Hani en azından o sesi bastırmak için iyidir. Şurada turuncu sırlı terakodalarımızı aldık. Mavi terakodamızı koyuyoruz. Sarılar, efsane görünümlü. Cam göbeği var. Buna cam böceği diyordum ben. Neden bilmiyorum. Beyaz terakodalar var. Kırmızılar çok güzel. Yeşiller çok güzel. Ve... lan bunları tam olarak nereye koyacağım, nereye yedireceğim bilmiyorum. Bir tapınak yaparsam ve alt kısmını bu şekilde süslersem güzel olabilir. Birazcık ben bunların desenleriyle oyun oynayayım. Bakayım desenlerine, hani hangi desen hangisiyle uyumlu, nasıl olacak, ona göre güzel bir mekanda yaparız kendimize. Evet, bugün baya her şey böyle yapı üzerine. Kahverengi dostum, sen biraz kötü duruyorsun sanki. Yani garip renkler ama fena değil. Beyaz da gayet güzel, mavi de gayet güzel. Ama bizim siyaha mı ihtiyacımız var acaba? Bizim sonuçta terakodalarımız var. Bu terakodaları başka renklerle birleştirebiliyorum diye biliyorum. Mesela lapis lazuli abi. Şuradan alıp mavi boyamızı yapıyoruz. Terakodaları koyuyorum ve mavi boya. Böyle olmuyor mu? Tamam. Ortaya maviyi koyuyormuşum mesela. Sonra terakodalarımı koyuyorum ve mavi terakoda elde ediyorum. Tabii bizim siyaha ihtiyacımız var. Aynen, mürekkep kesesi. Rahmetlinin mürekkep keselerini kullanacağız. O da böyle isterdi zaten. Siyah boya yapacağız buradan. Oo, burada bir sürü farklı terakodamız da varmış. Siyah umarım umduğum gibidir. Kırmızı desenli garip bir şey çıkacak ve en sevdiğim terakoda biçimi de o. Hani sadece seviyorum. 2B2T'de gördüm ki aynen. Bu benim en sevdiğim terakoda türü. Bununla o kadar güzel desenler oluşturabiliyorsunuz ki, o kadar tatlı oluyor ki. Eğer bunları kullanmayı öğrenirsem ne kadar güzel desenler yapıldığını siz de göreceksiniz. Mesela şurayı mı yapsam acaba ya? Şimdi ilk deneylerimize başlayalım şu şekilde. Ben nereye koyarsam blok o şekilde bir şekil alıyor. Mesela ben bu sefer bu tarafa bakarak koyduğumda bu dairesel yer buraya geliyor.
bu tarafa baktım. Sanırım nereye doğru bakarsam. Şimdi buraya baktığımda tam tersine geldi. Bloklar için farklılık gösteriyor sanırım. Duvara bakarak yaptım. Aynen. Şu an güzel bir dizaynımız oldu. Tabii bunlar deneysel olacak. Bir sonraki bölümde falan değişebilir ve özellikle alt kısımda hani şekiller birazcık daha çapraz gibi oluyor. Aynen. Bakın bu da farklı bir şekil. Burayı birazcık daraltacak bu sistem. Onun için bir tık aşağı alıp üstü tekrardan tahtalarla kaplarsam güzel bir alt zemin elde edebilirim diye düşünüyorum. Aynı şey burası için de geçerli olacak. Tamamdır. Güzel bir taktik. Mesela buraya koydum. Tam buraya bakarak koydum. Buraya doğru geldi. İstediğim yer. Daire. Buraya koyduktan sonra buraya doğru koyuyorum. Sonra buraya doğru koyuyorum ve sonra buraya doğru koyuyorum. Ve bu şekli daha düzgün bir şekilde tamamlayabiliyorum. Şimdi kırmızıdan başlıyorum. Bu şekilde koydum. Şu şekilde geldim. Tada! Nana! Dünyanın en boktan yeri oldu. Bak şunlar güzel. Belki duvarlarda iyi giderdi de. Ulan çok kötü duruyorlar. Genel olarak çok kötü duruyorlar. Ben buraya neden bir bütün olarak dizayn yapamıyorum biliyor musunuz? Burası tek sayıda. Ben bunu eğer çift sayıda bir yer yapsaydım, bu köprü çift gelseydi falan hani daha iyi olacaktı. Terakodalarla iş yapıyorsanız yapacağınız en güzel şey mesela şöyle yapayım abi. Yine aynı şekilde desenleri birleştirmeye çalışalım. Buraya baktım, buraya baktım, buraya baktım ve buraya baktım. Bakın çift. 2 ve güzel bir dizayn oluştu. Ben bunu 3'e getirdiğimde hani bir şeyler oluşmaya başlıyor. Fakat yarım yamalak oluşmaya başlıyor. Mesela şöyle geldim. Yani bu şekilde olabiliyor. Aslında tam olarak bitirmesek de aynen yapabiliriz bir şeyler. Yarım yamalak olsun olsun. Lan? Peki, mükemmel. Oh, boğularak ölüyorum. Abi şaka gibisiniz ya, şaka gibisiniz. Lan balık farmım bile bana tuzak kuruyor. Aynen abi, balık farmı. Seni feshediyorum biliyor musun? Feshedildin abi. Evet, benim terakodalarla uğraşmamam lazım. Onu fark ettim. Bana terakoda dizaynını yollayabilirseniz benim için. Hani daha ne uygun olacak, ne güzel olacak. Bir sonraki bölümde güzel bir terakoda yapmak istiyorum. Çünkü tasarımını tutturduktan sonra terakodalar hani Minecraft'ın en güzel şeylerinden biri oluyor. Ama ben yapamıyorum. Bu şekil karmaşıklığı, renk parlaklıkları beni birazcık kötü yaptı. Ayrıca bahsetmeyi unuttuğum şeylerden biri 9. aşamaya geçtik. Desolate Land adındaki bir yere. Buraya geldiğimizde de işte kemik blokları var falan filan, bunlara pek bakmak istemiyorum. Çünkü her zaman sürpriz olması daha güzel oluyor. Bir de 2B2T'den öğrendiğim bir şey varsa, miselyumlar kendilerinden yenilenebiliyorlar. Neden 2B2T'den sürekli örnek veriyorum? Neden burası çok önemli? Ya önemli olmasının şöyle bir olayı var. İster istemez adamların yaratıcı fikirleriyle nasıl projelere imza attığında diyorsunuz ki Minecraft'ta böyle bir şey mi varmış? Mesela mantar biyomları, mantar ineklerinin adasını bulduğunda şöyle bir şey oluyordu. Vay be, sadece orada oluşabilirler. Ama onların toprağını alıp başka bir toprağa koyarsak aynı şekilde aynı etkiyi bırakabiliyorlarmış. Mesela yeni bir yer açıyoruz ve burası mantar ineklerinin yeri olacak. Deneysel olarak şöyle bir koyalım. Tabii bunları öylesine bir şey belirlemek için, bir proje için belirlemiştim. Aklımdaki proje tamamen gitti. Şöyle yapacağız. Sen şuraya gel. Sen şuraya gel. Bir süre sonra tekrar buraya geleceğiz. Eğer bu yayıldıysa buraya inek getirdiğimizde inekler mantar ineği olacak. Zamanında öldürdüğüm inekleri tekrar geri getirebilmemin olasılığını sağlayacak bu da bana. Hava aynı Bursa gibi. Şu anda etrafta şimşekler çekiyor ve yağmur yağıyor. Ben de bu şekilde tam atmosferik bir şekilde oynuyorum. Onun dışında tamir bulabildim en sonunda. Balık farmından ve sadece elmas kazmama bir tane basabildim. Şöyle bakacağız. Çok fazla ıvır zıvırım var. Birazcık maden eriteceğiz. En sonunda da bize bunlardan experience gelecek. Ve böylelikle de biz mesela elimizde tamir kazmasını tutuyoruz ya. Elimizde tamir olduğu için bu onarılacak. Böyle bir olaya gideceğiz. Bu arada bazı olayları anlamayan insanlar çıkmış. Mesela şuradan çimenli toprak tutuyorum ya. Hemen bana hileci falan demeye başlamışlar. Oğlum bu kadar mı bilgisiz? Bu kadar kör cahil mi oynuyorsunuz bu oyunu? İpeksi dokunuşla vurduğunuz her şey olduğu gibi kalır. Ya bu bir kural artık. Mesela şu an ben experience almıyorum. Onu fark ettiniz değil mi? Daring de sesler geliyor. Mesela ben bunun experience'ını alıyorum. Ama bunun experience'ı bana gitmiyor. Benim vücuduma, genlerime gitmiyor. Nasıl bilmiyorum. Hani sonuçta experience, tecrübe puanı nasıl işe yarıyor. Bunların hepsi tamir olan elmas kazmaya gidiyor. Yani başka tamir olan eşyalarım olsaydı bunların hepsini üzerimden atmam gerekirdi. Ve istediğim şey kazma ise bütün experience'ları onu almam gerekirdi. Yoksa bütün hepsi, zırhınız, elmas baltanız, elmas küreğiniz hepsinde tamir olduğunda o bölüşülüyor. Hani tamire ihtiyacı olmasa bile tamir ediliyor ki bu gereksiz. Burada bir şey fark ettiniz mi? Bizim pillimiz yok abi. Şaka mısınız? Açlıktan pilliyi mi yedin?
dedim. Koca panda. Evet, fark ettiğim şeylerden biri. Çimen ve miselyum. Bunlar arasında bir savaş var. Mesela çimenler bir yeri sarmaya çalışırken miselyumlar da bir yerleri sarmaya çalışıyor. O onu sarıyor, onu sarıyor. Sürekli aralarında bir olay var. Bu yüzden ben buraya çimlendirmek için de ekstra bir yer getirdim. Ama bu miselyumumuz bir şekilde boka sarabilir. Hatta bunun bir deneyini yapalım mı? Bambaşka bir haritada. Hayy! Oğlum korktum onu. Şimdi bu oyunda random tick speed diye bir şey var. Bu bir oyun kuralı. Game rule. Random tick speed. Bu normalde 3 olması lazım ama biz bunu bayağı hızlı yap. Mesela şöyle diyelim. Ben bir tane toprağı buraya koydum ve bir süre burada bekliyorum. Oyun o kadar fazla hızlı olacak ki çok hızlı bir şekilde bunun çimenlendiğini görebileceğiz. Hatta bunu birazcık daha arttıralım. Ne kadar arttırabiliyoruz bilmiyorum. Koydum. Çimenleri koydum. Normalde evet. Bayağı bir beklemeniz lazım. Ama şimdi baktığımızda yine bekliyoruz garip. Belki de oyunu bozmuş olabilir. Aynen. Oyunu şu an bozdum. Baksana. Hiç kimse hareket etmiyor. Evet. Hadi geldik fasulyenin faydalarına. Oyun kuralı olarak tick speed'i 900 ayarladık ve ben bir yere bir şey koyduğumda hemen onarılıyor. Bir tohum ektiğimde hemen buğday çıkacak. Öyle düşünün. Bunu yapmamak için en başında normal 0 yapalım. Kimse hiçbir şekilde çevrede bir etkileşim olmasın. Şöyle. Hadi bakalım VS başlasın bebeğim. 900 yapıyorum ve bırakıyorum. Aynen. Gördüğünüz üzere çimlenme sayısı çok daha üstün. Onun için miselyum bir şey yapabilecek mi? Daha şu an sanırım bitti. Normalde birbirlerinin üzerinde atlayıp baskın da olmaları lazımdı sürekli olarak. Ama bunu göremiyorum. Belki daha uzun sürede birbirleri üzerinde etkileşim kurabiliyorlardır. Fikrim yok. Evet, bu birbirleri üzerindeki baskınlık olayı aslında bir bugmış, sonradan düzeltilmiş. Önceden oyun bayağı bug'a girip bir miselyum alıyor biçim alıyor, bir miselyum alıyor biçim alıyor. Dünya üzerinde aşırı baskı kuruyormuş. Bu da hani sunuculara düşünün. Sunucunun içine sıçabilmek amacıyla miselyumu biri koyabilir ve etrafta sürekli olarak bir değişim. Bunlar hep bir paket olarak sunucuya giriyor. Bir şekilde oyunu da düşünmeleri lazım. Farklılıkları düşünmeleri lazım ama sunucuları da optimize etmeleri lazım. Mesela 2B2T'nin hala 1.12.2'den çıkmamasının sebebi paketler. Çünkü yeni olarak arılar, işte o kadar fazla şey geldi ki oyuna. Kaplumbağaların etrafta yüzmesi, gitmesi, onların hepsi sunucuya bir paket yollanıyor, sunucudan paket isteniyor gibi sunucuları zorluyor. Bu yüzden de bir anarşi sunucu sürekli patlamanın olduğu yerde sürekli paket yollanıyor. Paket zaten çok yoğun anarşi sunucularında ekstra olarak sunucuyu güncellemiyorlar. Bu yüzden de artık bu bug yokmuş. Yani biz buraları miselyum yapmak istiyorsak çimleri ortadan kaldırmamız lazım. Yani bunları ellerimizle alıp teker teker koymamız lazım. Ha, bu arada hiç burayı göstermedim size ama gördünüz burayı bu şekilde yaptım öbür yangından sonra. En azından yanarsa etraftaki bu çalılar yanacak ki bunları zaten önceden düşünmüş olmanız lazım ve burada papağanlarım sürekli creeper sesi çıkarıyor. Ve yeşilsin lan. Sen bince astronot değil de creeper mi olacaksın? Bu saçma sesi çıkardığıma da inanamıyorum. O zaman bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz ve destek verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım eğlenmişsinizdir. Biliyorsunuz her 15.000 beğeniden sonra yeni bir bölüm gelecek. O zaman başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bu arada üyeler özel soru cevap yayında. Hem 84 level'lık bir Minecraft Dungeons oyunu oynadık hem de bunu yaparken de soruları cevapladık. Üyeler özel nasıl içerikler istiyorsunuz onları söyleyebilirsiniz ama vlog tarzı olmasın çünkü kablom bozuk. Oda vlogunun bir süredir gelmemesinin sebebi bu. Kabloyu bekliyorum. Sonra aktarımı yapacağım. Oda vlogu zaten telefonda hazır. Ayrıca Skyblock serisine verdiğiniz destek için de çok teşekkür ederim. Ayrıca Elmas, 2B2T ve End Crystal üyelerime de teşekkür ediyorum. Ruby Step, Samet Yılmaz, Zayrava, Rüzgar Özcan, Dahan Petekkaya, Oyun Dünyası, Ömer Dilmaz, Skywalker, Berk Uskuç, Berke Şahin, Remistry, Alon Angel, Bertu Ayhan, Probar Karda, FadeX1234, Ulaş Erdoğan, Nezir002, Sir Lorin, Ekin Mahir, Naz İhan, Film, Kayra Kaplan, Ahmet Alkaç, Ahmet ama herkesten farklı, Berkay Özden, Mustafa Delibaş, Alparslan, Esezuk, Guhoz, Ata Ceylan, Moira, 7T Hydro, Abdülsemet Baştürk, Ay Alonka, Göksu The First, Salam Nordu 53, Berat Çiçek, Oyuncu Tospa, Rakugoç, Basrmer Turan, Doruk Onur Duman, X Gözlük, Oyuncu Gamer 1, Hasan Zevne, Matrix, Mi Güneş, VFC, Efe Ekşi, Horex Studios, Yağız Erdem Keser, Please Lockdoor Dedi, Samet Akkaya, Emre Ertuğrul, Random Bytes, Oyun Günlüğü, Dandik Bey, Otto von Bismarck, Mert Ali Gökmen, Bay Obsidian, Eren Dede, Nak, Dehamcan Söylemez, Okyanus, FMH, Alpha Gamer TRV 0. Destekleriniz için teşekkür ederim. Ayrıca demir üyelerimden Mert Ali Sayan, Alon Man,
Oyuncu Kartal, İlber Çağan Akbaka, Emrah NRML, Gamer or Musician or Something TR, Ali Uras, Selam, ben Adal, Yusuf Efe, Ayakos, Jagger Boy, Dolunay, Equinox, Enes Tunç, Pluto, First Jax, Gökalp Akçiçek, Feyz Umut, Ramazan Kahyan, Ali Emre Kaya, Eyüp Sinan, Doruk İncecayır, Mert Ali Şov, Ay Doğdu Deniz, Oze Günlükleri, X, Lower Claw, Winston XP, HYS Evreni, Asat, Oyuncuların Efendisi, Batuhan Yılmaz, Morse Taker, Kaan Kaan, Meyvo, Karaca Özkübülay, Berk The Vanka, Enes Reds Genç, Creepy Creeper, Çınar Özer, Bırak Bı Ne, Firefox, Mayan Foreign, Doruk Kılıç, Das Flower ÖB'ye, Onur Berkay Ayyıldız, King Okeanus, Yusuf Erdem, Lego Cahmet Beşer, Can Önder, Baran Yıldız, Andre Edgar Balcıoğlu, The King of Sucuks, Bibistik, Asya Dev ve Saxon Edits. Hepinize çok çok teşekkür ederim. O zaman sizi başka bir Skyblock bölümünde, başka eğlenceli videolarda görmek üzere, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Görüşürüz.